Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Limak Doğu Anadolu Çimento'yu inceleyeceğiz. Limak'ta son durum ne? Düşer mi, alınır mı? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halka arz sonrası 22 Şubat'ta işlem görmeye başlamış. Burada güzel bir tavan serisi oluşturmuş. Fiyat 41.94 seviyesine kadar çıkmasının ardına önce düşüş, ardından güzel bir tepki. Bu tepki trendi oluşamamış ve alçak bir tepe yapmasının ardından trendin zayıflamasıyla birlikte gördüğünüz gibi net bir düşen hareket içinde fiyatları 23 seviyesine kadar taşımış. Sonra burada güzel bir destek oluşmuş. Destek sonrası oluşan alımlarda şimdilik yönünü yukarı çevirmeye çalışıyor. Anlıkta %3'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 25-30-25-40 seviyesi arasında işlem görüyor arkadaşlar. Bu seviyelerden alınabilir mi? Kısa vadeci al sat trade için şu anki bulunduğu seviyelerden alabilirsiniz. Yani 25-24 seviyesinden alıp 27'nin geçilmesini bekleyip 32-33 seviyesine satış yapabilirsiniz. Toplama niyetiniz varsa bir kademe buradan, özellikle düşüş olursa da 23-24 bölgesinden bir kademe daha alırsanız arkadaşlar güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Buradan risk almak istemeyen arkadaşlar özellikle 24-23 bölgesine tekrardan bir düşüş olursa buralardan kaçırmamanızı öneririm. Burada fiyat 25'in üstünde kaldığı sürece zaten 27'yi test etmek isteyecektir. İsteyenler buradan alır, 27'den satar. Ancak 27 bölgesi geçirirse, yani 27-70 bölgesi geçirirse düşüş trendi biteceğinden dolayı yukarı yönlü hareketlerin devamını göreceğiz arkadaşlar. Önceliğimiz her zamanki gibi bu düşüşün yukarı yönlü bir tepki hareketi. Bu tepki hareketi de 32-33 seviyesi gibi sonlanabilir. Fibonacci seviyelerine de denk geliyor. O yüzden kısa da al satta alan arkadaşlar 27-70'in üstünde 32-33 bölgesinden satış yapabilirler. Bu da size burada trendin kırılmasıyla birlikte şöyle gösterelim. Trendin kırılmasıyla birlikte %20'nin üstünde bir getiri sağlayacaktır. Bunun üstü yok mu? Tabii ki de bunun üstü var. Önce bu hareketin yukarı yönlü düzeltmesi bitmesinin ardından satışların çok fazla olup olmadığı kontrol edecek. Eğer çok kuvvetli bir satış olmazsa trend kaldığı yerden devam edecektir. 32'nin üstüne kaldığı sürece de orta vadede 41.94-42 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Fiyat artık burada bir destek oluşturduğunu düşünürsek, eğer 41.94'ünü kırabilirse de uzun vadede Limak tarafında 60 bölgesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Tabii ki buranın geçilmesi gerekiyor. Buranın geçilmesiyle trendin devam etmesi gerekiyor. Farz edelim buradan aldınız, orta vadeciniz ve fiyat tekrardan en son zirvesine, tepe noktasına gitmeyi başardı. Gördüğünüz gibi %60'ın üstünde bir getiri elde etmiş oluyorsunuz. Orta vadeci arkadaşlar isterlerse buradan pozisyonu kapatır, isterlerse de devam ederler. Ancak burada kuvvetli bir yükseliş, hacimli bir trend hareketi görürseniz beklemeniz daha iyi olacaktır. 41.94'ün üstündeki günlük kapanışlarda uzun vadede Limak'ta 60-65 bölgesini takip edebilirsiniz hedef fiyat olarak arkadaşlar. Limak Doğu bu şekilde. Cümleten bol kazançlar, hoşça kalın.